neden hikayeler anlatıyoruz ya da anlattığımız hikayeler mesela kafamızdan geliştirdiğimiz daha kurguya dayalı değil de atalarımızın, duyduklarımızın, yakınlarımızın hikayeleri oluyor ve bunu anlatmayı seçenlerle bugün beraberiz efendim. Nermin Bezmen ve Sermiyan Midyat bizimle beraberler çünkü ikisini ortak noktada buluşturan şey belki de kendi atalarının hikayelerini anlatıyor olmaları. Evet. Neden böyle bir şey? Biraz olaya katılırsınız. Bu kadar. Buraya kadar ne oldu? Özetledi zaten değil mi? Her şeyi özetledi bu cevaplar. Ben gideyim. Neden Nermin Hanım? Yani bu ilk kitaptan itibaren başlamadı değil mi? Bir noktada mı kendini göstermeye başladı? Yok, ilk kitabım benim Hı-hı. aile öykümle başladı. Hı-hı. Ve o 6 romanı tamamlayan bir nehir romana dönüştü aslında. Yani 19 kitabımdan 6'sı yani neredeyse büyük bir çoğunluğu şimdilik aile öykümü ifadesi. Benim için çok önemliydi. Bir kere çocukluğumdan beri bu hikayelerle büyüdüm. Yani çok küçük yaştan itibaren benim masal kahramanım dedem oldu. Benim için üniformasıyla işte beyaz atlı prensti. Ve hep merak ederdim o kadar okuduğum kitabın içinde niye dedemin hikayesi yazılmamış diye. Çünkü çok enteresan bitmiş devirlerin, uzakta kalmış toprakların kokusunu, esintisini getiren öyküleri vardı, maceraları vardı dedeciğimin. Ve ilk onunla başladım. Aslında bunu bir şekilde geçmişimle geleceğim arasında bir köprü olsun diye başladığım projeydi. Fakat o kadar derin ve kendimi kaptırarak yaptığım bir araştırma süreci oldu ki 4 sene sürdü. Yazmaya başladığımda artık zaten o mekanda o anlattığım insanlarla yaşamaya başlamıştım. Ve beni fark ettiğimden farklı, daha uzak bir yerlere götüreceğini hissederek yazdım. Bir dedenin fotoğrafını alalım mı? Gerçekten dede beyaz atlı prens. Yani gördüğümüz zaman evet buyurun. Bu yakışıklılık. Çok film taklit. Değil mi Kurt Seyit? Yani bu yakışıklılık ki Kıvanç Tatlıtuğ canlandırdı. Evet. Birisi evet. yapıldı. Kurt Seyit ve Şura. Bu Kıvanç. Dedeniz Kıvanç daha yakışıklı bence. Kıvanç'ı laf söyledim. Ama Kıvanç Tatlıtuğ da harika evet. oynamış. Çok yani. Tabii ki. Canım, çok güzel yani. Oynadı. Burada evet 1917 yılında tam ihtilalin ortasında dedeciğim Çar'ın hasta alayında süvari üsteğmeni ve Karpatlar cephesinden dönüşünde St. Petersburg'da çekilmiş bir fotoğrafı tam Türkiye'ye kaçmadan önce. Tam başka topraklarda, başka bir zaman diliminde bir babaanne var. Evet. Ya tabii ki şimdi Nermin Hanım'ın eserleri çok daha edebi yönde. İnşallah ben de o mertebe önümüzdeki yıl içinde geleceğim. Yeni yazıyorum ben de kitabım daha ilk kitabım gerçi. Yani benimki sinema alanında bir şey, hükümet kadın. Ama orada mesela hani bütün her şeyi gerçeklere dayanarak yapmadım tabii ki. Birçok şeyi yaşıyorum. Onları bir hikaye içerisinde birleştiriyorum. Ama hikayenin özü ve bana esin kaynağını veren babaannemin birdenbire apar topar belediye başkanı olması. Evet babaannem. belediye başkanı olması ve böylece de kayıtlara Türkiye'nin ilk kadın belediye başkanı. Çünkü orada soyadına oy veriyorlar zaten. Dedem vefat edince de babaanneye kalıyor görev. Ondan sonra da zaten amcam yürüttü. Bayağı 35 yıla yakın. Çıkış noktası evet yani. Eminim Nermin Hanım için de aynı şey geçerlidir. Yani hani yazarken insaki olarak hani aslında ailemi yazayım diye yola çıkmıyorsunuz. Yani aile ilginçse zaten o seni yazmaya itiyor. Aynen. Bir derinliği varsa onun hikayesinde. Yoksa ailenin her üyesini gayet sığ üyelerde vardır belki. Hani büyük ailelerden bahsediyorum. Onun çok etkisi oldu. Bir de ben yaşananları ben şuna çok inanıyorum. Yani her yazar ya yaşadığını yazar ya da yaşayacağını yazar yani. Benim hayatımda çok oldu böyle tesadüfler yani bir şeyi mesela önce yazıp sonra başıma geldi ya da yaşadığım bir şeyi yazdım falan. Bunu da şöyle mesela Kusturica örneğini veriyorum. Mesela Kusturica Balkanlara yönelik kendi topraklarına yönelik sinema yaptığı zaman dünya starı oldu. Ne zaman ki gitti Hollywood'a ve onların standartlarında bir film yapmaya çalıştı çöküşü evet. oldu sonra. Bizim Fatih mesela en iyi anlattığı şey Fatih Hakkı'nın işte Almanya'daki bir gurbetçinin acıları ve sorunları. O filmlerinde mesela müthiş başarılı.
Ya ben de gidip mesela Buckingham Sarayı'nı yazamam çünkü hiç orada kahvaltıya gitmedim. Yani Prens Charles nasıl giyinir, ne yapar hiçbir fikrim yok. O yüzden daha çok hani aileden ve yaşadıklarımdan yola çıkarak hep anlatıyorum yani. O zaman reklamlar sonrasında bir taraftan kuzeylere uzaklara gideceğiz. Diğer taraftan biraz daha güneydoğuya gideceğiz. Gideceğiz bir yerlere işte. Hadi bakalım. Sonrasında böyle bırakabildiniz mi işi? Hayır. Böyle bir dede, böyle bir babaanne. Bunlar kahramanlar. Evet. Ya aslında birer kahramanlar. Evet. Beni yaşatan tek şey ve hala heyecanlı tutan şey. O kadar içim acıtan bir konu ki bir haykırmak istedim bunu. Sanatçı dediğin hangisinin ilham olduğunu anlayandır. Anlatmak üzere can attığım şeyler çıkıyor ortaya. Ama bu arada kalmışlık iyi bir şey aslında. Arkadaşlarımın anneleri yavrumu aç mısın derlerdi. Yok derdim. Çocukluk fotoğrafını getirelim mi? Aa yok artık. Ama yok artık ne öyle Yasemin'in nerede penceresinden ya? İfadelerim. Bu Nermin'in hayalleri neydi? Benim en büyük hayalim... Karnım ağrıyor, karnım ağrıyor. Bu jenerik müziği... Selami Bey'in olabilir mi? Anime Japon. Neyse korkmayın şimdi. Evet. Medya. Korktum şimdi. Hiç. Bize para versenize. Hafif bir eleştiri getireyim. Gözünü şöyle yapabilenler. Say maşallah. Anahtarımı bir. Yıkılıyorsunuz. Yıkılıyor. Çok şımarım bugün. Çok şımarım. Çok gidelim mi bir yukarılara ve... Evet. Ya bu evet çıkaran. Ama ne kadar... tamam peki. Neden ne kadar? Çok pozitif yani, ne kadar pozitif bir yani... Gidelim. Hadi kuzeye doğru gidelim. Hadi o zaman bir Kurfet ve Şura'yı hatırlayalım. Şöyle bir Kıvanç Tatlıtuğ'a bir bakalım değil mi? Ne şahaneydi o rolde. O raporu yazma Seyit. Çık buradan. Yalvarmamı istiyorsun? Petro sen emirleri çiğnedin. Kendi askerini vurdun. O yüzden cezanı çekmek zorundasın. İşte Karadeniz. Siz niye birdenbire istifa ettiniz Petro? Birkaç ay cephede kaldım. Ama cephe gerisinde daha faydalı olacağıma karar verdim. Ülkenin iyi yetişmiş askerlere en çok ihtiyacı olduğu bir dönemde istifa ettin. Çok yanlış bir karar. Çok. Kesinlikle size katılıyorum. Herkes istediği gibi yaşamalı bence. Hayatın neresinde durmak istiyorsa orada durmalı. Ne yapmak istiyorsa onu yapmalı. Tabii ülkesine olan sorumluluklarını unutmadan. Hanımefendi, ben Üsteğmen Seyit Eminov. Eğer bu dansı bana lütfederseniz balonun en şanslı erkeği ben olacağım. Büyük bir zevkle Üsteğmen Eminov. Bu dizi için sizi bulduklarında, size geldiklerinde ne düşündünüz yani o süreçte? Çünkü biraz zordur değil mi o evladı diziye teslim etmek? Çok zordu. Bir kere benim sadece Kurşun Şura değil, bütün yazdığım kitaplar üstünde müthiş bir koruyucu ve böyle kıskanan bir duygum var. Hayatta hiçbir şey kıskanmam ama kitaplarıma böyle bir sahipliğim var. 1992'de çıktığından beri zaten... Birçok teklif geldiydi Kurseyit Şura'nın ya dizi ya da uzun metraj sinema filmi olması konusunda. Yabancı ortaklı projeler de vardı. Fakat benim içime bir türlü sinmedi ve hepsinden özür dilemiştim. İlk defa yapımdan geldiği zaman teklif. Daha karşılıklı konuşurlarken ne kadar konunun içinde olduklarını, benimsediklerini
gerçekten bunu ciddi bir prestij dizisi olarak ele aldıklarını fark ettim ve tamam zaman, tamam yer, tamam insanlar dedim. El sıkıştık. Öyle hayata geçti. Sonrasında böyle bırakabildiniz mi işi? Hayır. Bırakamadım. Öyle kolay bırakılmıyor. Aslında projenin senaryo danışmanı olarak bir fiil içinde kaldım. Fakat kendimde bir iki senaryo yazmışlığım olduğu için edebi bir dille ekran dilinin ne kadar farklı olduğunu, matematiğinin ve ivmesinin ne kadar birbirinden ayrıştığını çok iyi biliyorum. Nerede fedakarlık yapmam gerektiğini bir yazar olarak aşağı yukarı bilerek girdim zaten projeye. Ve o konularda hiç zorlamak istemedim hem senaristi hem yapımcıyı. Dolayısıyla bazı karakterler eklendi. Daha önce ölenler yaşatıldı, yaşayanlar öldürüldü vesaire. Kitaptan ister istemez o ayrılıklar oldu. Ama çok güzel bir netice verdi. 66 ülkede rating rekorları kırdı. Dolayısıyla arkasından kitabımı da sürükleyen bir proje oldu. Peki babaanneniz Hatice Hanım'ın hikayesini, yani şöyle bir şey mi oldu? Bir film yapmalıyım, aklımda da bildiğim hikaye bu diye mi başladı? Ya da babaannemin hikayesini herkese duyurmalıyım bu yolla diye mi başladı? Yok yani çok ilginç, ters köşe bir hikaye çünkü. Yani başkasının babaannesi olsaydı da olurdu yani. Hani oradan da esinlenebilirdim. Bu arada şöyle küçük bir düzeltme yapayım. Hatice değil benim normalde orijinal babaannem adı. Hı hı. Zekiye onun. Aa, öyle mi? Evet, Hatice benim hani daha fiction, Fildeki. Daha kurgu, hı hı, bir film olduğu için devamı. O yüzden ismini değiştirmiştim. Bir de Hatice adı Hatun demek Türkçe zaten ve hükümet kadını. Hoşuma gidiyor bir de. Hı hı. Yani hatta Diyarbakır'dan birkaç seyirci çok mutlu olmuşlar. Hani şimdi Türkçe'de X harfi var ve onun nasıl telaffuz edildiğini bu filmi izleyen herkes öğreniyor falan, hı hı, diye. Adam böyle ufak bir detaya takılmış ama hoşuma gitmişti yani. O X diye okunur. H, evet, değil de, X, A, T. Yani A-T, 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 diye evet, evet. H-T değil mi? H-T. Gırtlaktan geliyor. Evet. Dur neydi soru? Babaannenizin hikayesi demiştik. Babaannemiz. Zeki Hanım'ın hikayesi. Başkası da olsa yazar. Yani benim böyle hani ilginç şeyler çok not alıyorum yani. Hayata böyle tersten bakan, hı, özellikle trajikomikse. Çünkü şuna çok inanıyorum yani. Aslında komediyi ve komedi unsurlarını çektiğimiz zaman hükümet kadından korkunç bir trajedi aslında. Bir kadının tek başına 1950'lerin Mardin'inde tek başına bir yönetici olması, bütün köyü yönetmesi, ilçeyi yönetmesi aslında çok trajik ve bir kadın. Onu çok dram bir yerden de yapabilirsiniz. Ama benim sevdiğim trajik komedi olduğu için mesela I Love You'da da öyleydi. I Love You filmi de aslında çok trajik bir altyapıdır. Ya bu tip hikayeler böyle hem gerek ailemden olsun gerek dışarıdan olsun duyduğumda beni çok sarsan, çok etkileyen şeyler oluyor. Roberto Benigni'nin filmlerini de mesela, hı-hı, o yüzden çok severim. Woody Allen'ın da mesela başka bir mizahı vardır yani. O tip hikayelerin peşine koşuyorum. Bereket ki aileden birinin öyle bir hikayesi vardı. Ben de onun peşine düştüm yani. O zaman bakalım. Olur. Buyur Şemsi'cim. Estağfurullah. Siz buyurun başkanım. Bu ne demektir Şahmuz amca? Vallahi Aziz Ağa'dan sonra en çok sana yakışır belediye reisliği. Hem kardeşler birbirine düşmez hem de reislik ailenin içinde kalır gene. İnan olsun Rahmetli de böyle isterdi. Aziz Veysel'in hatırası. He? Değil mi? Sağ olun. Estağfurullah yani. Çalışmıyorsunuz da siz, görmedim sanıyorsunuz. Yok vallahi yemeksiniz, istirahat vermiştik. Günde 9 öğün yemek yerseniz her dakika istirahat edersiniz tabii. Buraya kadardı şimdi bu su boruları. He başkanım. Hani vidyat nerededir İkram? İşte bu dağların... Buraya biraz vardır. Ulan günde kaç boru yerleştiriyorsunuz siz? Bugün tam bir tane tam yerleştirmişiz. Aa, yorulmadınız ne o kadar çalışıp? Yorulma ne demek? İlçemiz içindir. Oy senin boynun altında kala. Hayırlı olsun Başkan Hanım Bey. Başkan Hanım Bey. Ya peki böyle bir dede, böyle bir babaanne, bunlar kahramanlar.
Evet. Ya... Evet, bize diyecek bir şey bırakmıyorsunuz aslında. Çok hazırlıklısınız. Ya bir cümle ettim. Ama şunu da hemen bir insert gireyim araya. Az önce tam Nermin Hanım'ın söylediği gibi ki bence çok doğal bir süreç. Hani dedi ya kitaptakinden farklı olarak. Çünkü eminim kitap daha gerçek bir şeye tabii dayanıyor. Ama bir şeyi ayağa kaldırdığınız, canlandırdığınız, sinemaya getirdiğiniz zaman orada bir şeyleri mutlaka değiştirmek gerekiyor. Benim hikayemde de yani çok işte karakter başkadır aslında. O aslında onun işte amcası değildir falan filan yani. Ama özü aynı kalıyordu. Özü sonuçta aynı tabii ki yani. Babamlar 8 kardeşti. İşte babaannem falan hani o özü, o temel aynı. Ama mesela o Faruk karakteri falan hani benim oynadığım fırlama yok, falan. Yok, ben babaanneden ve dededen bahsediyorum. Ha, o evet, karakterlerden bahsediyorum. Yani aslında birer kahramanlar. Evet. Sizden gelmedi ben. Tuttum kendimi. Şunu merak ediyorum. Böyle bir dede, böyle bir babaannenin çocuğu olmak da bir şekilde hem bir taraftan gurur veriyordur. Bir taraftan da ne bileyim hani o daha ileriye götürmek, onunla beraber yaşayarak daha iyisini yapmak gibi bir baskı da kuruyor mu üzerinizde, onu merak ettim. Şimdi bakınca Kurt Seyit'e ya nasıl baskı kurmasın? Bayağı adam böyle. Yani şimdi tabii bir kere genlerde muhakkak gelen bir şey oluyor kalıtımsal. Fakat ben açıkçası kendi adıma zaten hep kendisiyle mücadele eden, kendi içindeki en iyi çıkarmaya çalışan bir insan olarak sanırım zaten hep o yarışın içindeyim kendimle. Dedemin birebir benzeri ya da onun yaptığının daha iyisini yapacağım ne devre olarak müsait ne şartlar müsait. Dolayısıyla ben kendi zaman dilimim içinde, kendi alanımda, kendi seçtiğim bir yerde o ismi duyurup onun ismini bir kere yaşatıyor olmak zaten kendi başına benim için bir gurur kaynağı. Ölmüş kahramanlara yeniden can vermek satırlarda, ekranda ve toprak olmuş gitmiş 100 sene evvel isimleri okunmayan, çoğunun hatırlayacak kimsesi kalmamış birçok karakter o kitapta yeniden hayat buldu. İnsanların kütüphanesine, zihinlerine, yüreklerine girdi ve ben olsam, ölsem bile onlar yaşıyor olacak. Dolayısıyla o canlandırma yetisinin getirdiği mutluluk kendi başına dedemle yarışıyor olmanın dışında farklı bir keyif veriyor. Bir de aslında bir önerme de sunuyor insanlara eminim. Yani işte birçok insan onu feyz alıyor ve yüreklendiriyor. Bu da aslında buna aracı olmak da yani kendi adıma da öyle çok keyifli bir şey yani. Hani ben, yani babaannemden bir şeyler öğrenmişim, bir şeyler gözlemlemişim çocukken. Onu seyirciye aktararak o paylaşımı çoğaltıyorum aslında. Ama bir yandan da hani önermesi olduğu için de yapmak istediğim bir işti. Çünkü Güneydoğu'da hani en büyük sorunlardan biridir kız çocuklarının okula gitmemesi, erken yaşta evlendirilmesi vesaire. Ki ikinci filmde de onu işlemiştim zaten. Oradan bir kadının yani tamamen bir erkek işi olarak gözüken, görünen bir işi bir kadın başına çıkmak ve orayı ciddi bir şekilde yönetmesi beni çok etkilemişti. Ve bunun birçok kadını da motive edeceğini düşündüm özellikle Güneydoğu'da ve nitekim de işe yaradığını şimdi mesela gözlerim dolu dolu görüyorum zaman zaman böyle millete falan gittiğimizde kadın kendine lokanta açmış, başka bir işte mağaza açmış falan. Eskiden bu kadar çok yoklardı yani. Yani bir kadın hani oraya suyu getirmek için o mücadeleyi veriyor o yıllar için. Evet, çünkü o yıllar daha sert yıllar yani bütün ülke için öyle ve eskiler hani tıpkı Nermin Hanım dedesi gibi de yani daha O açıdan da çok daha güçlü karakterlere sahipler bence. Hani imkansızı imkanlı kılmaya çalışan insanlar. Hep idealistler yani. Şimdiki çağda çok yok. Herkes kariyer yapıyor. Yani kariyerde 21. yüzyılın bize söylediği bir şey. Yani kadınların şu anki duruşları, var olma şekilleri o bölgeler için de geçerli, büyük şehirler için de geçerli demişken tam Nermin Bezmen'in Havva'nın Cezasından bahsetmeden olmaz. Çünkü çocuk gelinler gerçeğini bize anlatan bir kitap. Biraz bundan bahsedelim mi? Tabii. Evet. Havva'nın Cezası aslında sadece çocuk gelinleri değil. Bugün çok içimizi yakan, yani benim içimi acıtan, ağlatan birçok ayıbımızı, eksiğimizi ve çürümüşlüğümüzü anlatan bir kitap. Bunun içinde kuma var, ensest var, kadına şiddet, pedofili var, kız ve erkek çocuklarının
gelenek veya din kisvesi altında belli yerlere teslim edilerek bedenleri, ruhları, düşleri, hayalleri üzerindeki sahipliklerinin kaybettirilmesi hikayesi. Havva hepsini temsil eden ana kahramanım 12 yaşında. Hem babasının tacizine uğruyor hem de 12 yaşındayken daha kuma veriliyor, satılıyor. Kendisinin neden olduğunu bilmediği, hiçbir isimlendiremediği, çevresinin de ona yardımcı olamadığı bir hassası var Havva'nın. Altıncı hissi çok kuvvetli. Ve gelecekten vizyonlar görüyor, rüyalarına giriyor. Ve çektiği acılar içerisinde sığınabileceği hiç kimse yok. Çünkü anne de orada yardımcı değil ona. O da aynı badirelerden geçmiş ve hala yaşamakta şiddetli bir kadın. Dolayısıyla o da bir sessiz kurban. Havva'nın tek gücü bu gördüğü vizyonlarda Allah'ın cehennemi yeryüzüne indireceği ve bütün bu sapıkları yeryüzünde onun gözü önünde cezalandıracağına dair bir şeyi var. Vizyonu var devamlı gördüğü ve onun geleceği günü bekleyerek sırtlıyor yaşadığı acıları, uğradığı şiddeti. Tek sığındığı güç o. Ve kitabın sonunda da görüyoruz Havva'nın altıncı hissinin ne kadar gerçekten yerini bulduğunu, kuvvet kazandığını. Evet, bu arada Nermin Bezmen bizim kütüphanemize üç değerli kitabını getirdi. Aura'nın İncileri var, bir harp gelini, Bena'nın defteri var ki bu da annenizle. Evet, birebir annenin hikayesi. O da içinde ayrıca yine kadına şiddeti barındıran, annemin bir fiil başından geçmiş bir devrini anlatan. 1940-44 arası Türkiye'sinden bir perde diyebilirim. Yani hem harbe girmememize rağmen harbin yokluğunu, yoksunluğunu yaşadığımız, hem de varlık vergisi ve stramo gibi iki ayıbımızın olduğu bir dönemde Kutseyit Eminov ailesinin, aynı ailenin bugüne kadar anlatılmamış, gizli kalmış, saman altı edilmiş bir hikayesinin dile getirilmişidir. Düşünmez misiniz hocam mesela bunu filme almayı, böyle bir hikayeyi? Hepsi alınabilir yani. Hı-hı. Yani mesela kuma meselesi de çok enteresan. Özellikle hani bazı doğuyu tanımayan insanlar için, yani şunu da belirtme, yani kimisi de diyor ya işte orada oranın adeti öyle, o alan razı, işte satan razı diye. Haşa. Fakat orada şöyle bir durum var. Çünkü kadınlar zaten önceden öyle evlendiriliyorlar ki, yani hiçbir aşk olmadan bir şey. Onun işte aileyi büyütme amaçlı ya toprak pay, bir şey için evlendiriliyor bir sebepten dolayı. Bu, kim diyorlar, kimle evleniyor? Aa, bu diyor, onu gidiyor, evleniyor adamla. Zaten o evlendiği için hayatında görmediğin bir adamla evleniyorsun. Zaten mutsuzsun. Üstüne başka bir gelin gelince mutlu oluyorsun. Onu merasim, çünkü evdeki iş yarıya iniyor. Çocuğa sen daha çok bakmıyorsun. Adamın kahrını işte paylaşıyorsun falan. O yüzden onlar onu şeyle yapıyor, karşılıyor. Ama ikisinden de yaşadığı, hani ilk kadının da ikinci yaşadığında inanılmaz bir trajedi var yani. Hani bir kere duygu anlamında zaten çok öyle. Yani burada batıda atıyorum bir kadın erkek arkadaşı birine yan gözle baksa kıyamet kopar yani evde. Ayrılık sebebi olur vesaire. Orada ama kumasını merasimle, seremoniyle, törenle karşılıyor kadıncağızlar ve yani bu beni mesela çok yaralayan bir hikaye hakikaten, işte o Havva'nın cezası dediği. Ama annesinin hikayesi de çok enteresan bir hikaye. Yani bu tek başına hani iş yarıya inecek, işte yük yarıya inecek gibi bir şey mi, yoksa öğrenilmişliğin içinde olduğu, mutlaka o merasimin yani içinde o da var mı, böyle karşılamam gerekiyor gibi bir tabii ki, tabii ki. Onu görerek büyüyor ve onu tabii bir yaşam şekli zannediyor. Benim hep konuşmalarımda da ileri sürdüğüm şey, aslında kendisi aynı acıyı yaşamış, aynı derece örselenmiş, zedelenmiş annelerin bu zaten adet, ben daha ne gördüm ki kızım ne görsün demek yerine, tam aksine o kızı kendisinin yaşadığı badireden geçmemesi, aynı ezikliği yaşamaması üzerine yetiştirmesi lazım. Aynen, oğlanların da öyle yetiştirmesi lazım ki bir günde o oğlanlar başkalarının kızlarına aynı acıyı yaşatmasınlar. Ya kızlar çok edilgen yetiştiriliyor. Erkekler, ben de bu ülkede yetiştim.
Çok erkek yetiştir yani. Hep iktidar yani. Hani güçlü olacaksın, gideceksin, çapkınlık yapacaksın. Onu da gerekirse adam da döveceksin. Çocukların hepsi böyle büyütülüyor yani. Hani işte sünnet olunca tam erkek oluyorsun falan. Ondan önce neydik abi? Hani bu kadar baskıyla büyüyünce işte manyaklar çıkıyor, katiller çıkıyor, kadına şiddet çıkıyor. Bunların hepsi buradan doğuyor yani. Hakikaten o eğitim meselesi zaten en temel taş yani. Babanın ama sizin... ailedeki eğitim yani hani okuldaki eğitimden bahsetmiyorum yani sosyal alandaki bir ailede çünkü çok özür dilerim. Yani kadın mesela telefonla konuşup kocasına yalan söylerken sonra da yavrum sus konuşma yalan söyleme derse çocuk söyler yani sen bana diyorsun ama söylüyorsun. Çocuğun yanında yalan söylemeyeceksin bir kere yani. Hani babanız sizin için hep muhalif demiş ya. Babam öyle der bay muhalefet. Bay muhalefet. yani o aileye ters düştüğünüz çok nokta oldu mu? Tabii canım 14 Hı-hı. yaşında küpe taktım sol kulağıma ondan sonra. Kıyamet koptu mu evde? Bir amcam var o çok şey yaptı. O ne şey mi olacağım falan hani burada söyleyemeyeceğim şeyler. Gittim ben de ona inat. Ertesi gün sağ kulağımı da deldirdim. İnatçı biriyimdir yani şey bir isyankar bir tavrım var yani. Neyi olmasın ki? Bugün itibariyle artık bunu kabul ettiler mi? Rahatlar mı şu anda yani? Tamam bu çocuk böyle diyorlar mı? Yok yani ben, hani derler ya büyüyünce ne olacaksın? Hani bu aklımda şu cümleyi kurmak. Büyüyünce çocuk olmak ya da öyle kalmak. Hani en felsefenin en temel kitaplarından, en geyik kitaplarından biridir ya Sophie'nin dünyası tavşan üzerinden anlatır. Hakikaten bir tavşanın üstünde tüylerin üzerinde başlıyorsun hayata, her şeyi görüyorsun ve giderek o tüylerden kaymaya ve o hiçbir şey görememeye başlıyorsun. Beni yaşatan tek şey ve hala heyecanlı tutan şey çocuk merakımın olması. Yani burada ne var? O kamera nasıl çalışıyor? Bu avizeyi nasıl? Yani bu meraklı hala bakabilmek o çok yaşatıyor insanı. Peki o zaman Sermiye Midnight Show'a bir bakalım mı? Ha tabii en çok ona bakalım zaten. En çok ona bakalım hadi. Ooo sizi sarıldı Semiram İspektar hoş geldiniz. Abi bir daha bir bak dedim sonra Semiram İsmikyat diye düzeltti. Çok eğlenceliydi çok güldük. Bence mükemmel bir performanstı. Her sabah okula gidiyoruz. Diyorum ki Türk'üm doğruyum çalışkanım yasağım. Eve geliyorum annem beni karşılıyor serserim ister çabuk bir hadi ye. Diyorum anne daha yeni yemin ettik. Yetenekli bir kalemleriniz var zaten ama bugün sahnede ilk kez izledim ve gerçekten çok beğendim. İyi ki gelmişiz diyorum. Herkese hararetle tavsiye ediyorum. Çok çok mutlu olduk. Ablacığım bilmiyor musun huyumu ya? Bir tane karışık tost istedim. Bunu getirmek bu kadar mı zor ya? Neyse beyaz ne gibi adına vallahi size çok kalmadık. biz de diyemedik sana yok. hani dedik belki uyursun uykursun. Zaten çok iyi yazar Sermiye. Hem üstelik bir de iyi oyuncu olunca tadından yenmiyor. Keyiflendim. Böyle canlı canlı sahnede güldüğüm, sevdiğim birini izlemenin boş bir şeyini yaşadım, keyfini yaşadım bu akşam. O zaman Batman, Batman'deki Joker kahvedekilerin hepsinin umudu. Kol Dracula diye iş yapıyor adam. Lord Voldemort. Adam Danimarka'da, şatoda kalıyor. Sen Esentepe'de hiç sağmacılarda bir dıkkıla bir kurt adam gördün mü? Oradan olsa olsa ben geçerim kurt adam olarak. Olmuyor yani, tutmuyor aslında. Ne zamanlar şimdi? Nerede izlesinler? Şimdi en yakın şeyde 8 Aralık'ta şeyde Magosa'da Kıbrıs'ta var. 9 Aralık'ta Lefkoşa'da var. İnşallah şu an doğru söylüyorumdur. Öyledir ya. 13 Aralık'ta da var İstanbul sahnesinde. 15 Aralık'ta Berlin'de var. 15 Aralık Berlin, 19 Aralık Akatlar Kültür Merkezi. 27 Aralık'ta da İzmir Konak Belediyesi kapsamında bir şey var. Bayağı yoğun geçecek Aralık ayı. Evet evet. Ocak'ta da olacak bir yana İngiltere falan da. Böyle Avrupa'ya biraz dolaşmak da istiyoruz yani. Süper valla yani bol şans çok güzel teşekkür olacaktır ederim. Herhalde yolu İnşallah. Açık olsun diyelim. Peki Nermin Hanım'ın yeni projesini soralım. Çünkü heyecanla bekliyoruz. evet aslında Bitmiyor benim Havva'nın cezasını yazmadan önce zaten iki senedir çalıştığım, hazırlamakta olduğum bir tarihi öykü vardı yine. Renk üzerine, bir rengin tarihi üzerine bir içinde esrarengiz tarafları da olan bir roman kurgum vardı. Ve başlamıştım küçük küçük fakat bu o kadar içim acıtan bir konu ki bir haykırmak istedim bunu.
paylaşmak ve Türkiye'de ne kadar ses getirir diye açıkçası bir irdelemek istedim. Ve bu kitap kendini yazdırdı. Bu araya girdi. Şimdi dönünce Amerika'ya, masama oturunca yeniden... Renklerin hikayesi mi? Renklerden bir tanesinin hikayesi. Aa, merak ettim. İçinde böyle gizem de mi var? Gizemi renk var. Zaten rengin tarihi öyle. Son derece gizemli. Entrikalar, cinayetler, işgaller. Mor mesela royalty derler. Mor'un temsili için falan. Çok enteresan. Tamam, spoiler verdim galiba. Ay, merak ediyorum. Yani, mor değil. Ha, iyi, tamam. Mor değil. Kırmızı mı? Diye ben hani var değil mi? O mu değil, evet, değil, evet, değil diye derler. Bulma yöntemi. İnşallah seneye Kasım'a fuara yine onu hazırlamış olurum diye ümit ediyorum. Yeniden üretme, yani yeniden güne uyanarak aynı şekilde üretme kendi içinden, bunun gelmesi çok kolay mı? Yani kolay gelmiyor da dışarıdan bakınca. Nasıl kazanılan bir şey onu merak benim ediyorum. Benim için yaşam şekli, yani beynimin arka lobları devamlı o hayal mekanizmasını çalıştırmakta. Yani sizle konuşurken de, başka bir iş yaparken de bir yandan bir sonraki projemle ilgili bir şeyler kapıyorum, alıyorum. Her gördüğüm bir şey tetikliyor. Her duyduğum bir mesaj veriyor bana bir yerde kullanmak üzere. Dolayısıyla zaten onunla yaşıyorum. Yani hep Peren üretkenliği... abinin benim ustamdır Şensoy, Peren Şensoy. Tam sizi destekleyen bir şey olduğu için araya girmek istedim. O da söyler yani, bir yazar dediğiniz illa masa başında yazma, o sizle konuşuyorken de zaten yazıyor o anda yani. Aynen öyle. Yani... Çünkü evet, yani bir refleks haline geliyor ve hani bir de şeyin çok güzel bir lafı var Beethoven'ın, her insana ilham gelir. Ve sanatçı dediğin hangisinin ilham olduğunu anlayandır. Yani öyle salak bir fikri önümüze koymayandır. Ama bu doğuştan bir şey mi yoksa belli bir yaşta mı kazanıldı? Şimdi benim çok küçük, yani bir kere anneciğim beni 2,5 yaşında kitaplarla tanıştırmış. Yani benim hatırladığım. 9 yaşında Çehov okumaya başlamıştım. O erken yaşta o masallarla başlayıp, efsanelerle başlayıp sonra işte klasik öykülere, romanlara geçtiğin zaman... İster istemez o anlatılan öykülerin dünyasında zaten seyahatler yapmak. Karakter olarak da biraz müsaitim, o çabuk uçup gidip gelmeye bir yerlere. O hayal gücünü müthiş pekiştiren bir şey. Kalemim de hep iyi oldu. Dolayısıyla o ifadeyle kalemkarlık bir araya geldiği zaman kendiliğinden o üretkenliği çabuk kağıda döken bir şey oluyor. Bir de o sinesteziyam var. Onu küçükken ne olduğunu anlamazdım. Onu sonradan keşfettim. Bu bir avantaja dönüşebilir. O avantaja dönüşüyor. Çünkü bir el sıktığım zaman bir insandan mesela bir başka bir görsellik yakalıyorum. Aynı zamanda bir lezzet geliyor ağzıma. Bazen sirke tadı geliyor. Bazen güzel bir kabernet tadı geliyor mesela. Görsellikler ses getiriyor beraberinde. Sesler görsellik getiriyor ve bir doku veriyor. Yani elimin altında bir doku var gibi hissediyorum. Bunlar birbirine bütünleşip zenginleştiği zaman anlatmak üzere can attığım şeyler çıkıyor ortaya. Dolayısıyla bunlar hep benim güncel hayatımdan, yaşamımdan biriktirdiğim olgular, duygular ve sözcükler olarak bende birikiyor. Ve kitapları yazarken çok rahat bir şekilde karakterlerime bunları yükleyebiliyorum. Karakterinin neyine göre, şahsına göre. Anlatmak için can atmak. Evet, aynı bir şekilde. De yazdığında yazma meselesi hakikaten. Hani tavuk mu yumurtadan, yumurta mı tavuktan çıkar durumu var ya. Aslında zaten evet, öyle bir yeti olduğunu hissediyorsun ufak. Yani ben sevgilime mektuplar yazıyordum utandığım için. Yani sevdiğim bir kız vardı. Ona mektuplar yazıyordum. O da dedi ki, bu mektuplar çok acayip şeyler falan. Bunu bir hocaya göstersene, Ferhan Hoca'ya. Ben de elim titreyerek Muhsin Bey'deki adam gibi öyle verdim. Sonra Ferhan Hoca beğenince ben de devam ettim yani. Ama bir yandan da evet, o yetiyi biliyorsun ama bir yandan da hayat zaten... Yani başka ne yapabilirdim ki sorusunu getirtiyor. Ben mesela kimya mühendisliği okudum İstanbul Üniversitesi'nde. Mühendislik kafasının bana kattığı çok şey var. Yani çünkü biz bilim fakültesinde her zaman hoca bize şu der, bu bardak mı? Ya değilse. Hani hep başka yerden bakma. Sorgulama. Evet, o refleksi yerleştirdi. Bir de yani Kürt kökenli bir ailede gayet beyaz Türk bir ortamda büyüdüm yani. Hani tatlı su Kürdü diyorum kendime zaten. Hani hiç bilmiyorum çünkü Ankara'da doğdum, sonra İstanbul.
Gösteride de anlatıyorum yani hani sürekli bu arada kalmışlık her konuda yani mesela hani din konusunda da mesela beni herkes Müslümanlar Ermeni zanneder. Ermeniler Süryani biliyormuş. Süryaniler de beni Müslüman biliyor. Yani tam dini bütün bir adam olarak karşınızda duruyorum. Ve hep böyle arada kalmışlıklar beni çok yazdırdı. Sevgilim vardı mesela o çok modern şey bir kızdı. Böyle sürekli kıyafetten çok hoşlanırdı. Ona hep mesela mesajlar gelirdi işte şurada depile var, burada moda günleri başladı bilmem ne. Bana mesaj gelirdi, dana kıyma gününün mesajı geliyor. Şimdi nasıl? Gel de yazma ya. Ama bu arada kalmışlık iyi bir şey aslında. Tabii ki iki tarafa da bakmayı çok sağlıyor. Ve iki tarafa bakabiliyordum, küçükken anlayamıyordum. Ama şimdi hem bakıp hem görüp hem anlayabiliyorum. O yüzden çok daha huzurlu ve bundan çok daha keyif alır bir noktaya geldi. Kabul ediyor musunuz artık? Yok, yani önce de ailemin bu kadar komik olduğunu bilmiyordum. Yani normal geliyordu bana yani nenemin yaptıkları dayım falan. Yani normal insan zaten böyle yapar galiba diyordum. Sonra üniversite falan hani sosyal yaşantı hayatıma çok girmeye başlayınca Batı'da, İstanbul'da falan. Aa biz niye öyle yapıyoruz demeye başladım yani. Çünkü biz yani ne bileyim mesela lise, üniversite hayatım aç geçti yani. Çünkü arkadaşlarımın anneleri yavrumu aç mısın derlerdi. Yok derdim. Halbuki ölüyorum açlıktan ama bizde yok denir. En az bir 6 kere yok diyeceksin ki o 8. ağzına sokacak. Evet. Onu öyle yiyebiliyoruz. Bizim, o bölge insanı öyle. Ben bir dönem Diyarbakır'da görev yaptım bir ara böyle birkaç ay. Orada öyleydi. Yani ben mesela hani birine bir şey ikram ediyorum yer misin diye. Yemem deyince tamam yemendir. Yerim derse de çok büyük affedersin. Sonra orada öğrendim. Biri dedi ki bana, bir daha soracaksın soracaksın dedi. Bir de bizde şey yoktur ya yani doğu topraklarında soru eki yoktur ya mimu. Dolayısıyla sen hani çocuk aklıyla da biri sana böyle yemek yersin hani açsın deyince hani ben açım da sen niye bu kadar şaşırıyorsun buna şekli hani soru gibi algılamıyorsun onu çünkü yani. Eğlenceli bir çocukluktu ama. Peki Sermiyen Midyat'ın çocukluk fotoğrafını getirelim mi? Aa yok artık. Ama yok artık ne öyle Yasemin'in penceresinden ya? İfadeleri falan. Ha Instagram'dan buldum. Yasemin'in penceresinden ifadeleri. Ha bu benim evet. Değil mi? Ya şey demiştiniz ya bir röportajda hani içimde bir kız çocuğu var. Hala var o kız çocuğu. Onu soracağım da bu çocuk ne hayal ediyordu? Hayattan ne bekliyordu? Aha onu ne bekliyordu ne oldu? Ne bekliyordu o çocuk? Hayaller Paris, hayatlar Seyrantepe. Fena değil yani hayatlar. Yani çok hayaller. Ya bir kere böyle sanatmana bunlarda hiç alakam yoktu yani. Çünkü biz işte doğulu bir aile ama hani şey... Hani aşiret deyince böyle şey falan zannediyorlar ama işte amcalarım falan hepsi işte avukattır birçoğu, kimisi doktordur falan. Bizim halde avukat olmak, doktor olmak, mühendis olmak çok önemli bir şey yani. Ben de zaten o yüzden kimya mühendisliğini okudum. Sonra bende durmadı mühendislik. Yani o çocukluktayken mesela pilot olmayı çok hayal ediyordum. Bir ara mafya olmak istedim. Bayağı böyle onların dedikleri oluyor ya hani küçüğüm ben de böyle. Ama şimdi olduğum şeyden memnunum yani. Yani neysem yani artık. Peki ya Nermin Hanım'ın bir çocukluk fotoğrafını alalım mı? Nereden buldunuz? Bulmuştum. Ay Nermin Hanım ne tatlısınız. İnanmıyorum. Ne kadar zarif hakikaten ya. Bacak bacak üstüne atmış falan. Değil mi? O elbise, o etekler, o elbise. Elbiselerin hepsini anneciğim dikerdi benim. Ay çok şeker. Bu Nermin'in hayalleri neydi? Benim en büyük hayalim bu sadece çocukluk değil genç kızlığımda da hep süre gitti. Yani tabii şöyle olurum böyle olurum başka ama bir numaralı hayalim mutlu bir insan olmak ve mutlu etmek. Bu çok küçüklüğümden bir evet anneannemin Ortaköy'deki evinin bahçesinde her hıdrelezde çakıl taşlarından böyle bir şeyler çizerdi herkes. Terazi burcu musunuz siz? Boğa. Boğa mı? Ben hep böyle işte iki oda, bir salon, bir ev çizer. Ortasına da kalp yapardım. Yani içinde aşk olan bir ev, sevgi olan bir ev. Çünkü çok sevgiyle büyüdüm ben. Çok istedim annemde, babamda gördüğüm o yuva diye bildiğim evde gördüğüm sevgiyi kendi hayatımda da idame ettirebileyim. En büyük hayalim oydu. Onlar oluyor mu peki bu gül ağacın dibine çizilenler? Valla benimki tuttu. Allah Allah. Ben 20 araba çizdim. Tam da 4 ev çizdim bayiç. Ama çok pahalı. Çizimim kötü bence acaba. Ay o da kötü olsun artık her şeyi. Ama kötü mü gerçekten? Ama ben bedava bir şey istemişim. Ondan belki daha kolay oldu. Sizde o
oldu değil mi o dilekler? Evet, evet. Yani ne güzel, ne mutlu. Belki de ona teksif ettiğim için şeyimi, düşüncelerimi. Yani hem mutlu oldunuz hem de mutlu ettiniz. Evet. Ne güzel. Yani biz de çocukken işte neler istiyoruz şu anda. Şurada eriyip yok olsam bir anda. Mutlu olmak ve mutlu etmeyi istemek. Reklamlar. Bu ne iş? İşin aslı. Güzel program. Hoş geldiniz. Zor bir konuk değil mi? Birinci program. Selamıcığım, yakında oğlum oluyor. İsim babası ben olabilir miyim? Şöyle diye gittim. Ulan ne adamsın ya. Brokoli var, brokoli var falan. Kızım ne diyorsun ya? Her şeyi havalandım yalnız. Çamanızı çip diyorduk biz. Burada olmak gerçekten çok güzel yani. Şimdi son bölüme geldik. Nermin Hanım kütüphanemize 3 tane kitabını getirdi. Çok teşekkür ediyoruz. Bunlar hem hayranlarına gidecek ya da isteyen öğrencilerimize gidecek. Okullara gönderiyoruz. Sermiyen Midyat ne getirdi? Faruk Duman'ın Sus Barbatus diye bir romanı. Buraya da yazdım. Kitap hakkında tüyo vermeyeceğim. Ben de hazırlıksız yakalamayı ve yakalanmayı seven bir adam olduğum için ön yargısız okumalar dilemek istiyorum. Bunu okuyacak arkadaşa. Biz de çok teşekkür ediyoruz geldiğiniz için ama önce bir ne olurdun bölümünü yapalım hemen böyle bir soralım. Ne demek? Yani bir yönetmen bir yazar var karşımızda. Tabii yönetmenlikten başka vasıflarınız da var ama yönetmen olarak soracağım bunu. Bir film olsaydınız hangi film olurdunuz kendi çekmediğiniz? Bence Nermin Hanım'dan başlayalım. Ama yok burada ama bak. Düşünme. Ben bunu özellikle hani niye Sermiyen Midya? Hayır. Sermiyen Midya'da niye hazırlıksız yakalanmayı sevdiğim için diye yazdı ya oraya. Onun bravo, için önce çok sordum. Zekice ne oldu sordum. Hocam? Şey olmak isterdim. Underground. Ya da Black Cat, White Cat. Neden? Çok cümbüşlü. ve içinde çok şey barındırıyor. Bayağı Luna Park gibi yani. Hani çok şey var. Korku tüneli de var. Öyle biriyim çünkü yani. İçimde çok parça var yani. O yüzden esprisini yapıyorum. Dışarıdan görünüşüm çok serttir. Çok böyle böyle iri yarı falan bir adam olduğum için falan ama mesela içimde de az önce söylediğim 7 yaşında bir kız çocuğu vardır yani. Fazla hassasımdır yani. Reklam filmi izleyip ağladığım olur yani. Ama bir yanımda yetiştirilme biçimimden dolayı çok serttir. Hani 15-16 yaşında ayakkabının topuğuna basıp tespih sallıyordum yani. Haraç falan alıyorduk bayağı. O geçişler çok sert oluyor mu? Benim için öyle oldu. Yani bir gün bir kıza yani benim hikayem de öyle değişti. Bir gün parktaydık 3-4 arkadaşım. Magandalık yapıyoruz yine. Ondan sonra bir kızcağız bisikletiyle geçti. 14-15 yaşlarında böyle şort vardı. Bizim arkadaşlar kızıza şeyde bulundular. Tacizde bulundular yani. Ben de çok sinirim bozuldu. Çünkü hem kız kardeşim var hem ablam var benim. Ve onların da var aslında. Ben de onlarla kavga ettim. Dayak yedim. 3 kişilerdi çünkü. Yani ondan sonra eve geldiğimde kendi kendime şey dedim. Ya ben buraların adamı değilim galiba. Mesela bu, o olay yani yine bak kadına tacize geldik. O olay beni çok değiştirdi ve hani çünkü bunun çok yanlış bir şey olduğunu farkındaydım yani. Sonra bambaşka bir uca gittim yani zaten. Şimdi ortayı buldum yok, yani. İyi ki de gitmişsiniz. Nermin Hanım bir kitap olsaydınız hangisi olurdunuz? Bir kitap olsaydım Çeho'nun hikayeleri içinde dolaşmak isterdim. Birinden girip birine çıkmak isterdim. Orada da çok renkler var. Hangi renkte hocam bu yeni yazacağınız? Mor değil. Mor değil hangi renkte? Onu biliyorum. Kırmızı mı? Deri kaldı 6 ama çok esrar dedi. Bence kırmızı. Bilmiyorum. Bana öyle geldi. Hissiyat öyle yani. Bence değil. Tahmini yürüte durun. Bir kelime birincisi bir bu stüdyonun işte rengi mi? Raflarda. Mutluluklar, başarılar. Amerika bekleriz. Yollarında mutluluklar, başarılar. Teşekkürler, sağ olun. Çok keyifli bilgisayar. Oldu o zaman.